uzun ve sağlıklı yaşama sırrı az yemek. Çok bu mi? Günün aslında iyi bir haberi ama yani çok da iyi değil yani. Bilimsel araştırmalar günlük kalori miktarını kalıcı olarak azaltmanın sağlık üzerinde önemli olumlu etkileri olduğunu ve ömrü uzattığını gösteriyor. 2014'te Amerika'da 50-64 yaş grubundaki insanların %16'sı kronik hastalıklarla boğuşuyordu. 1980'lerde ise bu oran %23'müş hocam. Evet, yani uzun yaşamla ilgili pek çok araştırma var. Bunlardan en önemlisi Okinawa araştırması, Okinawa adası. Evet, değil mi? Orada 100 yaşı geçen kişiler, ki centenar deniyor, 100 yıllıklar, toplumun %5'ine yaklaşıyor. Yani 100 kişinin 5'i 100 yaşı geçiyor. Ben 2006 yılında Okinawa adasına bir gittim ve bir araştırma yaptık orada. Aynı zamanda bir dizi hazırladık gazete için. Bizim o kaldığımız 15 gün içerisinde 5 kişinin 100. yaşını kutladılar. Ve o muazzam törenler yapıyorlar. Ama o temel sır orada 60'tan sonra 60-70 aralığında bir %10 düşürüyorlar. Aldığı kalori miktarını. 70-80 bir %10 daha. 80'den sonra bir %10 daha. Yani her 10'luk dilimde %10'luk kalori düşürmesi yapıyorlar. Az hocam yetimiz. Aç mı öleceğiz ya? Bu nasıl bir tarife çok gerçekten yiyoruz. Çok. Ama çünkü hani en keyif yapman, en istediğin yiyeceğin zamanlar, hayatın sonlarına doğru olan zamanlar değil mi? Tabii ama orada da aldığınız yakıt çok önemli. Ve artık kullandığınız cihaz eskisi kadar yakıt yakma kabiliyeti yani. Olmayan, toksinleri arıtma temizleme mekanizmaları önemli ölçüde hasarlanmış olan bir cihaz. Ve tam tersine senin de söylediğin gibi o dönemde emeklilik, param var, pulum var, hayat tecrübem var deyip keyfime bakayım diyerek sizin yemeği içmeyi abartma ihtimalinizin yüksek olduğu dönemde ve yine söyleyelim Çağla, insanlık tarihinin hiçbir döneminde gıda fazlalığından ölüm bu kadar çok olmadı. Kıtlıktan ölümden daha çok gıda fazlalığından ölüm yaşıyoruz şu anda. Bir de ben aç mı öleceğiz diyorum. Doğru söylüyorsunuz evet. Aslında. Bu daha gerçekçi bir yaklaşım oldu. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi hocamızdan aslında doğal yaşama sırlarının ilkini almış bulunmaktayım zannedersem. Az yemek. Yani her 10 yılda bir yediğimizi yavaş yavaş azaltıyor olmak. Bir diğer sırları da var. İsterseniz bu 10 ortak özelliği, uzun yaşayan insanların 10 ortak özelliği. Şöyle bir bakalım ekranlarımıza gelsin. Geldi mi? Geldi. Hayatlarına anlam katan bir amaçları vardır. Bu hocamızın bize en büyük tavsiyelerindendir aslında. Yani bir iki gayeniz olsun. İki gaye, gaye gibi. İkili gaye değil. İki gaye. İki gaye Japonca bir söz. İki gaye sizi gibi. Hayatta tutan şey. Hayatta tutan şey. Hep bulmanız lazım. Hatta bir de yedik. Hikaye koymanız lazım. Birinciyi bitirince ikinciyi devreye sokmanız lazım. Çok güzel bir kitap var bununla ilgili. Benim de çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Mümkün olan her koşulda neşeli, keyifli ve coşkulu olmaları önemli. Evet. Yani mesela Japonya'da, o Okinawa Adası'nda ben de 87 yaşında bir kadın golf benzeri bir oyun oynamaya çalıştı. Benden daha sert vuruyordu. Ve benim her vuruşumdan sonra inanılmaz kahkahalar atıyordu. Yani hayata böyle daha olumlu tutunabilmek, daha coşkulu neşeli tutunabilmek bizim biraz az bildiğimiz bir şey Çağla, onu söyleyeyim. Kesinlikle yani, katılıyorum. Böyle çok gülene şımarık deriz. Evet, böyle tuhaf yani tuhaf bakarız falan. Evet, yani biraz böyle ayarsız deriz, dikkatsiz deriz, saygısız deriz. Gülmeyi saygısızlık olarak. Bizim böyle bir kültürümüz olduğu kanaatinde ben değilim. Yanlış bir yaklaşım çünkü bu. Hayatta her şey neşeyle yaklaşabilmek gerçekten önemli. Tabii ki her gün böyle olmak imkansız ama ben mesela bazen böyle gereksiz bir neşeyle olduğum zaman insanlar şey diyor, ne oldu, aşık mı oldun diyor mesela. Kesinlikle. Yani, halbuki öyle bir şey yok ama işte o neşeyle yaklaşabilmek hakikaten önemli. Ve umut, sırada umut var. Evet, umut kaybolunca zaten hayat kaybolur. Uçar gider, umut bir şey. Yani çok nazik bir kuş. Hem büyütmek lazım hem de çok sıkmamak lazım, dikkat etmek lazım. Ama bundan sonraki madde yine beslenme ile ilgili. Evet, genelde iki öğün besleniyorlar. Hatta yani bir de bir yazabiliriz oraya. Zaman zaman indiriyorlar. Ve son madde yetinmeyi bilmek. Yani az çok dur diyebilmek. Hala daha çok büyümeyi, daha çok dikeyine gelişmeyi, iddiaya sürdürmeye kalkmak, hızla, büyükle eşdeğer hale getirmek hayatı yaptığımız en büyük yanlışlardan biri. İkinci beşi hemen okumak istiyorum. Arkadaşlık ve dostluk vazgeçilmez tutkuları oluyor bu insanların. Sürekli yeni bir hedefe odaklanmak gerçekten önemli. Dinlenme ve eğlenmeye zaman ayırıyorlar. Anı, yani şimdiyi yaşıyorlar. Dua ve şükretmeyi en etkili detoks ilacı olarak görüyorlar. Yani sebze suyu sıkmaktan daha kıymetli farkındalıklar da var bu hayatta diyebiliriz. Mesela 100 yaşında hala spor azmini kaybetmeyen bir hanımefendiyi evlerinize konuk ediyoruz. Buyurun izleyelim.
gidiyor bir yere, bir hedefi var yani. Öyle bir öyle böyle bir yürüme keyif yürümesi değil yani. Bu amaçlı, umudunu kaybetmemiş, o saydığımız şeyleri içerisinde barındıran bir yürüme gibi geldi bana hocam. Ne diyorsunuz? Tutulmuş hayatta, bırakmıyor. Evet. Sımsıkı tutulmuş. Devam. Devam. Peki, şimdi bir de ağır metal yükü sağlığımızı nasıl tehdit ediyor konusuna birlikte bakalım. Ağır metal yüküne bugün dikkat çekmek istiyoruz. Özellikle de civa, kurşun, kadmiyum, arsenik, bizmut ve berilyum karşımıza çıkıyor. Bunlar bedenimizde biriken, miktarları giderek artan toksik ağır metallerden sadece bazıları ki biz bunları aslında çok sağlıklı diye düşündüğümüz ama fazla yediğimizde vücudumuza metal olarak, ağır metal olarak giren girenler diyeyim. Mesela benim civa yüküm inanılmaz ağır çıkmıştı. Fazla çıkmıştı mesela. Çok fazla somon, evet. Çiğ somon tükettiğim bravo. İçin. Hepsinin kaynakları var. Somon, evet. Somon. Özellikle bizim Karadeniz Marmara balıkları. Biraz civa yükü fazla balıklar. Nasıl biz anlayabiliriz? De, yani genelde tabii hepsinin ortak belirtisi halsizlik, yorgunluk gibi şeyler. Bağışıklık, zayıflığı gibi şeyler ama civada olan şeyle kurşun biraz farklı. Ya da arsenik farklı sonuç veriyor. Mesela arsenikte daha ziyade herhangi bir belirti vermeyi verdiği ilk belirtisi mesane kanseri olabiliyor. Biraz sonra muhtemelen belirleri de vereceksiniz. O Rize'de şifalı diye okunmuş diye içilen suyun içinde normalin bilmem kaç katı arsenik çıkmış. Hemen o haberimiz de ekrana, evet, gelsin. Onun üzerinden devam edelim. Rize'de şifalı diye içilen su zehirli çıkmış. Arsenik yıllardır, yükü çok, evet, yüksek. Arsenik yükü çıkmış. 27 kat daha fazla çıkan Ilıca suyu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından üzerine sağlıksız olduğuna dair tabela asılan Ilıca suyu tüm uyarılara rağmen tüketilmeye devam ediliyormuş bu arada. Bölge halkı Andon suyu olarak bilinen suyun zehirli olmadığını inatla savunurken suyun aktığı bölgede toplanan vatandaşlar tepkilerini suyu içmeye devam ederek göstermişler. Efendim su içmeye devam etsinler ama hemen Orta Rize İl Sağlık Müdürlüğü Osman Hoca'nın önemli ve acil tavsiyesidir. Acaba Rize'de bir mesane kanseri risk, yoğunluğu ne durumda araştırsınlar. Çünkü içme sularıyla arsenik en çok vücuda girer Çağla. Arseniğin içme sularına en çok karışma nedeni de toprak hareketleridir. Özellikle deprem kuşağında olan ya da heyelan kuşağında olan yerler. Ilıca suyu zaten Ilıca suyu demek. Toprak hareketi var. Aşağıdan gelen sıcak su var. O su muhtemelen her zaman için daha önce temizken sonradan kirlenebilirdi. İsmini markasını vermek istemem. Bizde çok meşhur olan bir su biliyorsun yüksek arsenik yoğunluğu nedeniyle artık gündemden çıktı. Evet. Deprem bölgesinde olan bir suydu. Ve bildiğim kadarıyla Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı beraberce içme suyu firmalarını belli aralıklarla denetleyip bunların arsenik oranlarına bakıyorlar. Arsenik mesane kanseri yapıyor ama mesela kurşun beyni harap ediyor. Kurşun. Kurşun. Civa karaciğer için muazzam bir toksin. Bağışıklık sisteminin en önemli düşmanlarından biri. Ağır metal yükünü anlayabilmenin tek yolu var. Ağır metal analizi. Baktıracaksınız civanıza. Bizde özellikle bence civa ve arsenik öncelikli. Bir belirti yani, olsun ama değil mi hocam? Bir ekstra bir yorgunluk, bir yani keyifsizlik. Yani herhangi bir nedenle izah edemediğiniz genel bir sağlıksızlık hali söz konusuysa bir arsenik, bir, özellikle civa öncelikle bakmak lazım. Arseniği koruyucu amaçlı imkanı olanların baktırabilirler diye düşünüyorum. Peki yüksek olan civayı nasıl düşüreceğiz hocam? Orada hemen en kolay devreye yine glutatyon giriyor. Glutatyon alma yaptırma imkanı bulmayanların damardan veya kas içine N-asetil sistein ve alfa lipoik asit. Onlar da ekrana gelsin. N-asetil sistein, alfa lipoik asit. Bunlar ağır metal zehirlemelerinde en çok faydalandığımız doğal destekler arasında. Zerdeçal, kurkumin burada yine devreye girebilir. Bunu yeniden hatırlatalım. Ama özellikle N-asetil sisteinle devreye alfa lipoik asiti bir an önce sokmakta fayda var. Evet, deve dikeni yine aynı şekilde. Silimarin işe yarar, selenyum yarar, çinko yarar. Silimarin dışında sinarin enginardaki işe yarar. Ama bu yazdıklarım N-asetil sistein, alfa lipoik asit çok önemli. Toksinlerde, evet, arınmaya yardımcı olabilecek, evet, takviyeler de ekranlarınıza geldi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.